Bir sıcak gelişme var. Tabi e, transfer dönemi devam ediyor. Her an bir son dakika bir kırmızı olabilir. Lincoln Henrique Bragantino'ya kiralandı. Çok duyulmuş bir takım değil bu İlk aslında. İlk defa duydum ben. Brezilya'da bir, bir çeşit Braga. <laughs> proje takımı. öyle Yani mi? Brezilya'da mesela nasıl Leipzig'i bir sponsor aldı. Nasıl aldığı, bir proje ki bu Lincoln'ün? E, Salzburg'u bir e, sponsor aldı. Onun gibi bir sponsor sayesinde aynı sponsor içecek firmasının hmm. e, aldığı ha, sponsorun evet. Brezilya'da büyütmeye çalıştığı bir kulüp. Hani tamam işte Corinthians, Palmeiras, São Paulo hocam. gibi değil. Aynı sponsoru içecek firmasının Brezilya'da aldığı e, takım bu ve son 3 senedir bayağı şampiyonluğa oynuyorlar olamıyorlar ama Aynı sponsor acaba Türkiye'de kimle ilgileniyor? Satın alma var mı böyle bir Satın alma opsiyonu ilgili? zorunlu satın alma değil galiba. Satın alma opsiyonu 6 milyon euro. Zorunlu mu öylesine mi? Yok opsiyon zorunlu değil. değil zorunlu değil adam abi. Mesela Anyel'in zorunlu satın Bragantino takımına kiralandı. Şey, satın kira alma Maç öyle değil. Ben evet. şaşırdım Lincoln'u vermişler. Yani. Orada şu Lincoln'da anda tabi Yaz dönemi e, önce de Lig yok. Yeni yeni başlıyor. Eyalet ligleri oynanıyor ufak ufak. Hatta Galatasaray alsa şaşırır mıydın? Hayır şaşırmazdım. Artı e, ben şunu düşündüm. Lincoln. Mesela bu hani diyordu ki e, Fatih Terim de söylüyordu. bunu Sarıdenizli. İki takımlardan da oyuncular gidebilsinler birbirlerine diye. Yok rekabette. öyle bir şey olmuyor bizde maalesef. Mesela Beşiktaş'ın Lincoln'la Trabzon'un Lincoln gibi oyuncu ihtiyacı var. O olmuyor işte. Niye? Dediği doğru. Doğru Sen de değil mi? Yani dedin bence doğru. de Galatasaray'ın da ihtiyacı var. çok O zaman kar ederler be. abi. O zaman yeterince zarar edemezler. <laughs> <laughs> Anne, korkuyorsun. <laughs> Gürcan Bilgiç, sen Gürcan Bilgiç'i ver ben sana Serdar'ı veriyorum dedi. İnan para dönmeyecek ortada. Oysa ki Gürcan alacaksın gönderirken para vereceksin. Serdar alacaksın gönderirken para vereceksin. Gitmiş olan Gürcan'ı gittiği yerden alacaksın. Serdar'ı da oradan alacaksın. Yani biraz biz Hani, Milan, Milan, Inter, şey, Milan ee, şey Milan oynuyor. şey Milanlı futbolcu İsviçre'nin haberini yapmıştım aklımda değil şu anda. Bu fon çarpışıyor. Üç ay bu fon yok. Apo maçlarında da oynayamayacak. Milan yedek kacisini, o zaman sonra az yani. kaydı o Milan'da. Doğru. Bu yerine Juventus'a veriyor. İşte bu zaman adam olursun. Ben de bir yazdım. Canım. evet. evet. Yani Gagliani ile Berlusconi topluyorlar bir araya geliyorlar. Abiyati mi varmış? İşte, Abiyati bravo. Abiyati, Yok, Tolga bravo. Ben bravo. ondan Abiyati. çok kopya çektim. Hakkını yemeyelim. Tolga bu konularda Abiyati, müthiştir. Veriyorlar. Şey bunun ben de ye, bunun <laughs> yazısını yazdım. Şey değil, o zaman Ay, Tolga ne gereksiz şeyler. Şenez Erzik neydi <laughs> onu? Şenez Bey beni arayıp tebrik etmiş yazdı. Türkiye'de böyle bir şey olmaz. Galatasaray kalesi sakatlansa Fenerbahçe yedek kayısı vermez. Fener kalesi sakatlansa Galatasaray yedeğini vermez. Bak Milan'da. Evet. Mi, bakın insanlığa bakın. Buffon gibi milli takımı kayısı sakatlanıyor in Juventus'un. Abiyat iyi veriyorlar. Abi bir ara bir tanesinde 5 tane for, değil Yani. Bir tanesinde 5 tane santrfor, 4 tane sol bek, 7 tane sağ açık. Hepsinde böyle birikmiş yerler var. Kulüpler Birliği'nde oturup oturup çay kahve içip gidiyorlar. Ya kardeşim en yaşlı kulüp başkanı. Kim diyelim <laughs> Gürcan Bilgiç. Yani şey lafın geçişi söylüyorum. Tamam, deme mi zaten. alınır ya. <gülüyor> alınır. <gülüyor> anlamam ben anlamam ama Levent abi Neyse. alınabilir. Ya beyler. Ben ne Geçen çocuk biz... seninle başlamadın demediğini bırakmadın. Yani espiri biz. Bir dakika. Sen. Ben de espri yapıyorum. Türk spor kulüpleri olarak Hı. çoğu Portekizli olan yabancı menajerleri zengin etmek için mi varız? Neden kendi aramızda elimizde hani üçüncü sol bekimi ben size vermeyeyim. Siz bana ikinci sağ açınızı verin hani. Neden öyle bir böyle şey bir şey yapmıyorsun? Olmaz yapmış? Türkiye'de ya. Olmaz. olmaz. Tam tersine. Çünkü para dönmez. Niye? İstemişlerdir istemiş belki ya. Hiç, mesela kara günlükten Levent'i istedi. Daha yeni istedi. Fenerbahçe, Serdar Aziz aldı Değil şeyden. Mi? Mi? şeyden. Evet Galatasaray'dan. Galatasaray'dan. Ee, Beşiktaş'tan da neydi? Orta soylu. Orada neydi? oyuncu ve temsilcinin inisiyatifleriyle restler çekilerek serbest kalmalar sonucu gerçekleşti. Hayır. Işte, kulüplerin anlaşmasıyla de gerçekleşmedi. Öyle Beşiktaş 3-4 oyuncu aldı Fenerbahçe'den. Gökhan geldi, Caner geldi. İşte Beşiktaş taraftar rızasıyla mı aldı abi? Abi Beşiktaş taraftarı ayağa kalktı. Biz Fenerbahçe'nin ek... eskilerini mi alacağız diye. Hatırlar şey. Abi tabii tamam, başka konular ama bu haklısın oldu yani o... biraz kabul gördü yani şampiyonluk o... falan diye. Ya, ya hayır ya. Yani, yani o o, o yani. şeyde Rol... Tolgay gitti Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye. bunlar oldu da farklı konular abi. Ha Tolgay bravo. Yani kulüplerin karşılıklı rızasıyla gerçekleşmiş aldı. bir şey değil bu. Revivo'yu da Galatasaray aldı Fenerbahçe'den ama Fenerbahçe Revivo'yu serbest bırakmıştı aldığında. Ama öyle şöyle bakma. Şimdi bak bir şey söylüyorum. E, Gökhan'la Caner, özellikle Gökhan, Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından. 10 bir oyun oynadılar yanılmıyorsa. Evet. Şimdi bu oyuncunun Beşiktaş'a gitmesi Fenerbahçe tarafından tepki görebilir. Dolar attılar abi hepsine şeyde abi, Fener Gökhan gitti. Hatırlayın. Gökhan gitti, Rüştü gitti. Evet. Şey Nourra gitti. Nobre. Caner gitti. gitti. Nobre, var. Nobre no gitti no evet. No Gerçi... E şey gitti. şimdi Başakşehir'de orta saha oynuyor. Beşiktaş'ta eski. Hangisi? Ankara'da tokat attı diye ceza Tolga. aldı ya. Tol Tolga Hayır ya yabancı adı aklıma gelmiyor. Joseph de Souza. Joseph de Souza Fenerbahçe'de üne beşiktaş'a gitti. Yok iki tane yani. gol attı. Fener stadında Beşiktaş'ta Beşiktaş formasıyla. Başak evet. Başakşehir'de Ama oynamıyor işte. Oynadı geçen hafta. Geçen gördüm girdi oyuna. Bu o arada oynamıyor. enteresan bir şey az önce biz e, hakem konuşuyorduk. Oradan transfer'e geldik. Vardan derken Portekiz'de Gökhan Caner. <laughs> <laughs> Portekiz'de e, var kararının diyaloğu stadyuma e, verilmiş. Yani herkes o anda duymuş. Afrika Kupası'nda. Onlar ya. şeyi açtı yani dünya şu anda. şampiyonasında da yapıldı. Evet. Yani yavaş yavaş Türkiye'ye acaba gelir mi? Anlık burada yayınlanır ama bu, mı? Benim bildiğim FIFA denemesi yapıyor Portekiz pilot ülke. Evet, ikinci Hayır, Kadınlar Dünya Şampiyonası verildi ama şöyle verildi Pozisyon anlattı. Penaltı dedi. Penaltıya veriyorum diye söyledi. Konuşmanın içeriğini vermedi. Messi'nin takımıyla elitli at mıydı? O maçta da. Var el Nasır. El Nasır altı attı. Hak onu demiyor. Bir önceki hakem vara var gittikten sonra döndü açıkladı. Konuştu yani. Evet. evet. Peki şimdi e, ama bir... aralarında konuşma verilmedi. Sıcak gelişmeyi verdik. Levent Hüsemen tam bir şey söylüyordu. Levent Mercan'la ilgili ama bu transfer gelişmesi oldu. Neden olmadığıyla hayır, ilgili mesela, Hayır. Neden olduğuna da değil. Mesela Levent de istiyordu. Çıktı dedi ki Vermesin diye Şota'ya ne o dışarı koymuş? İki maç sonra Şota giderse ne olacak? Gelen Hoca iste Levent'i. Soruyorum. Böyle yönetim kararı olur bu Şotaymış. Ne alakası var? Yönetim verirse verir, vermese vermez. Ya. Yani. işin gerçeği bu. Eğer Gelen Hoca Levent'i istemiyorsa zaten hoca değildir abi. Anlatamadım. Öyle istemiyor. bir oyuncu yani. Ya Bayağı olabilir. iyi oyuncu. Olabilir. Ama dedin doğru tamam. Kararı yönetimler verir. Verir. Yani Hocalar yarın bugün evet. gider. Yani bunu transferleri kulüplerin arkaları sonra farklı bir noktaya ulaşmasın. Yani gelen bazı bilgiler Hayır, var orada, da. Hayır, orada orada şey de var o rakam. anlamda söylüyor. Ben tabii rakam var orada. Demek ki Galatasaray o rakamı vermemiş. 3 milyon mu ne istemişler? Gürcan abi. Belki, belki verecekti Galatasaray belki, açıklama abi, yaptı dedi. Ben bildim Levent'in önceliği yurt dışı. Benim duyduğum. Ve yurt dışından da ilgilenen kulüplerin de olduğunu biliyorum. Evet. Öncelik. Bu arada yurt dışı. E, bir e, enteresan gelişme var sevgili seyirciler. Ee, Ümraniyespor Bodrum, Bodrum Futbol Kulübü maçında görevlendirilen yardımcı hakem Baran Eraslan'ın sakatlanması nedeniyle yerine Kemal Elmas atanmıştır diyor TFF. Baran Eraslan da diyor ki hakemlik kariyerimi noktaladım, adaletten yoksun büyüklerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Oo, Bu enteresan bir, bir olay. Diyor. Sakatlık değil yani. Yani birincilikte bir ligde çıkmaya ben oynayan anladım. iki takım yani şey de maç, sağlam da maç. Yok Ümraniye'nin ee, çok vurdu yok, da Bodrum'un var. katılma şansı var. Çok az puan var aralarında. Playoff play sırasıyla. Benim bildiğim yok, öyle. Benim bildiğim yok öyle. açın bakın puan tablosunu var, var. var. Abi. Yani o Hayır, ben şöyle ben şöyle. Bak, az var. Ben Dolga bugün, bir bakalım onu. Şu bak, anda bottom idrak edemeyiz ama bu büyük olay. 26 evet, falan yani 34. Yani son söylediği Tabii bu Bak, ama bu iki, iki başlık fark var. Bu nedir abi ben anlamadım ki. Büyük bir olay bence bu. bu. Yani şu anda ben... Maç eksiğiyle 9 puanmış. Kazandığını farz et 6, 6. puan diyelim. Yani daha çok maç var. Bayağı var. Maç Maçta Ümran şey Enisi aslında. Evet. Burada Öyle düşün. Demek ki sakatlık yok. Baran Eraslan'ın dediğine göre sakatlık yok. Başka bir şey var görevden yani almanın birileri altında. Birileri devreye girmiş. Burada sıkıntılı bir durum mi? var. Ben şöyle söyleyeyim. Zaten hepimize bir takım duyumlar geliyor, bir takım hareketler var. İşte yeni e, hakemlik, işte Alman sistemi şudur budur, yabancı gözlemci. Bence bir cisim yaklaşıyor abi, bir şeyler oluyor ama durun bakalım. Baran Eraslı'nın ama Altından ne çıkacak gerekçeyi bunu? açıklaması da gerekir. Madem bıraktı hakemliği. Ya senin ben... sakat dediğin hakem, hakemliği bırakıyorsa hakem sakat değil demektir. Hayır,